Günaydın sayın arkadaşlarım. Bu doçentlikle ilgili müsaade ederseniz bazı bilgiler size aktarmak istiyorum. Daha önceki toplantılarda da zaman zaman doçentlik sınavlarıyla ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışmıştım. 2000 ile 2009 yılları arasında doçentlik temel alan komisyon üyesi olarak görev yapmıştım ben. Tabii biliyorsunuz iletişim o dönemlerde beşerinin bir alt birimi olarak gözüküyordu. Ve bunun sonucu olarak da komisyonda, jürileri belirleyen komisyonda o dönemlerde sadece Profesör Doktor Ahmet Torungüç hocamız görev için çağrılıyordu. Alt komisyon üyesi olarak çağrılıyordu. Yani temel alan komisyonu değil, onun alt komisyon üyesi olarak çağrılıyordu. Bir doçentlik komisyonu var. Bunun altında 12 temel alan danışma komisyonu var. Bu temel alan danışma komisyonları da alt komisyonlar oluşturabiliyor. İletişimle ilgili bu çalışmaları biz o dönemlerde GÖK'e Üniversite Arası Kurulu'na yazılı da bildirmiştik. Bunların belgeleri bende var. Yani bu bence İLDE'in bir başarısı oldu. Jürilerin belirlenmesinde iletişimcilerin olmaması büyük bir sıkıntı doğuruyordu. Üniversite Arası Kurul Genel Sekreteri Doçent Doktor Daire Başkanı, özür dilerim. İkrami yazarlar zaman zaman biz bir araya geldiğimizde de YÖK'te. Ben her seferinde bunu dile getirdim. Bu değişim geçen sene oldu ve çok sevindirici. 5 tane arkadaşımızın o komisyonda, alt komisyonda görev alması büyük bir başarı. Ve bu arkadaşlarımızın belirlediği jüri üyeleri genellikle temel alan danışma komisyonu tarafından da onaylanıyor. Daha sonra doçentlik komisyonu inceliyor. Akabinde de Üniversite Arası Kurul gelen listeyi aynen onaylıyor. Üniversite Arası Kurul'da olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla alt komisyonun belirlediği isimde çok nadir olarak değişiklikler oluyor. Zaman zaman bunlar yapılabiliyor. Bu komisyonlarda görev almak için, daha doğrusu doçentlik jürilerinde görev almak için elektronik ortamda kayıtlarınızı girmeniz lazım. Rektörlüklere şifre verildi bu konuyla ilgili ve bunları her sene yenilemeniz mümkün. Eğer jürilikler size gelmiyorsa büyük bir ihtimalle veri tabanında kayıtlarınız yoktur. Genel bir açıklama yapmak istedim ve gerçekten büyük bir iş başarıldı. 5 arkadaşımızın bu gruba girmesi, zaten sizlere bu haberi de hemen anında duyurmuştum. Teşekkür ederim hocam. Evet, çok güzel. Benim de unuttuğum veya bilmediğim açıklamaları Asaf arkadaşımız yaptı. Gerçekten arkadaşlar, yani İLDE olarak 18. yaptığımıza göre, 18 buçukcuğunu yaptığımıza göre çok ilginç. O buçuğu da ben yapmış oldum ve benim yaptığımı da böyle buçuk saydı Asaf arkadaşımız. Neyse, bu serzenişi de yapmış olayım. Dolayısıyla İLDE olarak gerçekten yeni arkadaşlarımıza özellikle söylemek istiyorum. Pek çok şey alındı. Yani şu komisyonun kurulması, iletişim alt komisyonunun kurulması ve bizlerin doğrudan doğruya jüri üyelerinin seçimi, hatta biraz evvel söyledim, yönetmeliğin çıkarılmasında söz sahibi olmamız. Bu arada Kıvanç da söyleyebilirim. Bizim yaptığımız yönetmelik aynen kabul edildi. Değil mi Hamza hocam? Aynen kabul edildi. Yani o yönetmelikte bir günah, bir vebal, bir şey varsa o da komisyonundur. Onun da sevabı da, günahı da. Bugün nedense böyle dini konuşmalarla başladım. Cuma mı bugün? Cuma.